Evime hoş geldiniz. Sonunda güneş var ve ben bu videoyu çekiyorum. Şimdi ev turu çekeceğim. Anlaşıldığı üzere şöyle bir kendime bakım yaptım. Haftalardır hastayım. Biraz daha bugün toparladım. Dedim ki bir ev turu artık çekeyim. Hazır güneşi de yakalamışsın. Evinde toplu. Her zaman bu kadar toplu olmuyor. Açık konuşmak gerekirse. Hazır toplu bulmuşken çekeyim. Şu an evimin koridorundayım. Burada şöyle bir vestiyer var, iki kapaklı. Bir tarafına sırf raf yapmışlar, bir tarafı da askılık, bir de üstüne raf var. İçleri çok iyi olmadığı için açmayacağım. Yeni taşındığım için daha tam bir düzene hiçbir yer kavuşmadı. Yani sadece işte olması gerekenler olması gereken yerde ama detaylı bir düzen yapamadım. Umarım onları da ilerleyen zamanlarda beraber yaparız. Ama inanın uzun bir süre hiçbir şey ellemeye niyetim yok. Sokak kapısının hemen yanında şöyle bir tuvalet var. Burası iki kapılı bir tuvalet. Misafirler için kullanıyorum. Ayrıca evimizde kedimiz olduğu için kedimizin tuvaleti de burada duruyor. Burada bir yine aynalı dolap yapmışlar. Altta da bir dolap var. Burayı böyle Hakan işte tıraş olsun diye ne bileyim misafir gelince burayı kullansın diye kullandığımız bir tuvalet. Sadece Tyson'a hizmet ediyor. Kapısını da kapatmayayım, unuturum falan. Sonrasında başıma gelecekleri biliyorsunuz. Koridorda ilerlediğimiz zaman yan tarafta hemen tuvaletin yan tarafında bir kiler var. Çok büyük bir yer değil. Orada benim ütü masasıdır, askılıktır, bir dolap var, hurçlarım, kovalarım, leğenlerim, moplarım, süpürgelerim, artık ütüler aklınıza ne geliyorsa hepsi orada. Çok düzenli değil şu an. Kaç kere düzen vermeye çalıştım. Fakat oraya bir raf yaptırılması lazım. O raf yaptırılınca, burçlar yukarı çıkınca orası daha da rahatlayacak. İçinden bir de kalorifer boruları geçiyor, ana borular. Öyle olunca orası çok sıcak. Böyle kurumayan çamaşırlar olduğunda oraya bir askılık yaptırdım. Oraya asıyorum ve çabucak kuruyor. Kurutma makinesi işlevini burası üstleniyor. Koridorda şöyle bir kalorifer peteği var. Ve üstüne şöyle daha önce salonda duran çerçevelerimi astım. Nilhan'ın fotoğrafları var. Buraya böyle daha çok uyduklarını düşündüm. O yüzden onları buraya astım. Bu arada şunun boyası gelmiş. Bunlara tekrar bir temizlik boyası atmam gerekiyor. Kilerin hemen karşısında yani şu arkanızda şu an salon var. Yanında oturma odası. Karşıda mutfak. Ve bu tarafta da mahremiyet bölgesi dediğim bölge var. Orayı da hemen size göstereceğim şimdi. Giriş yapalım. Bu arada pampaslarımı da köşede gördünüz. Onlar normalde oturma odasında duruyordu. Fakat ben onları burada duvar kağıdıyla daha uyumlu olduğu için buraya aldım. Arada bir Tyson karıştırıyor ama olsun. Gelelim salona. Burası benim salonum ve yıllar önce bu renkler çok modaydı. Beyazdır, mor olsun, çiçekli olsun. Açıkçası benim çok tarzım olan bir yer değil. Ama diğer evimde gerçekten gözden çıkarmayı düşünmüştüm. Fakat misafir geldiği zaman bayağı bir sıkıntı olacaktı. Onun için tekrar bir yatak falan almam gerekiyordu. Bunları satışa koymuştum. Bu eve geldiğim zaman tekrar salon gözüme hoş görünmeye başladı. O yüzden ellemedim. Bu takım 8 sene önce Bellona'nın en meşhur takımlarındandı. O zaman bayağı da bir fiyatı vardı. Ama dediğim gibi eski evimde hiç sevmediğim için bunları ben oturma odasına kapatmıştım. Ve salona oturma odamı getirip orada geniş geniş oturmuştum. Ama burada öyle bir şey yapmadım. Bu salonda tek sıkıntı şu arkamda ve karşıda olan kolonlar. Gerçekten evi biraz onlar bozdu. Ve hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. Bu şekilde masanın arkasına koydum. Normalde 7-8 senelik evliyim. 7. evim herhalde. Ya da 8. artık bilmiyorum.
Hiçbir şekilde o konsol masanın arkasına konmamıştı. Fakat ne yaparsam yapayım belli bir düzen olmadığı için ben de bu şekilde artık konsolu masanın arkasına koydum. Hatta arkadaşım fikir verdi. İnat etme koy dedi. Ha dedim seni mi kıracağım? O şekilde konsolu masanın arkasına koydum. Orada internet kabloları falan var. Onlar biraz kötü bir görüntüye sahip. Ama yine de idare ediyor. Dediğim gibi çok memnun olduğum şeyler değil. Şu anki aklım olsa bu odayı büyük bir böyle istediğim tarzda koltuklar alıp sade bir şekilde dekore ederdim. Bir tane de gelen misafirler için yemek masam olurdu. Oturma odası dediğim yeri de çalışma odası yapardım. Fakat ama şu an için böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Hala beni bunlar idare eder. Bir de bende şöyle bir şey var. Bir şey eskimeden eve hiçbir şey sokmak istemiyorum. Güncel olan da olmayan da. O yüzden bunların eskimesini bekleyeceğim. Ha çok tepem atar belki yine satarım. İstediğim tarzda bir şeyler yaparım diye düşünüyorum. Şimdi size salonu gezdireyim. Bu evde en sevdiğim özellik güneş çıktığı zaman bütün odaların güneş alması. Şu anda zaten görüyorsunuz. Üçlüleri şöyle şu şekilde karşılıklı koydum. Berjerleri de eski tip camın önüne koydum. Çok şekil denedim açıkçası. Ama en uygunu bu oldu. Konsol buraya geldi, yok olmadı, bu tarafa geçti falan filan. Bir sürü şekil denedik arkadaşlarla beraber. En sonunda en düzgün şekil bu oldu. Hani böyle ev turlarının altına yazıyorsunuz. Daha önceki çektiğim ev turlarını da biliyorum. Şu şöyle olsa daha mı iyi olur, bu böyle olsa daha mı iyi olur da. Bunlar bu hale gelesiye kadar hepsi deneniyor. Yemek masam 6 sandalyeli bu şekilde. Keşke hepsi beyaz olsaydı belki bu kadar gözüme batmazdı. Yani bütün koltuklar beyaz, çiçekli ve morlar olmasaydı sanki daha iyi olurdu. Burada şu an deseni çok belli olmasa da kreozde bir perdem var. Normalde orada iki tane perde var şu an. Evle uyumlu olsun diye. Yoksa kenarlar çok boş kalacaktı. Altta da bir store var. Yemek masasının arkasında da dediğim gibi şöyle konsolum var. Konsolun üstünde de işte gelin çiçeğim, gelin damat fotoğrafları, albüm vesaire burada olması gereken şeyler var diye düşünüyorum. Bardaklar bu evde sıkıntı yaratmadı. Mutfağa sığabilirdi ama o vitrinin içine başka bir şey koyamayacağım için bardakları da onun içine koydum. Genellikle konsolun içi ve vitrinin içi boş kaldı. Diğer evde mutfak dolaplarında çok sıkıntım olduğu için salon resmen benim ikinci mutfağımdı. O konuda da hakkını yiyemem, beğenmesem de. Ama yine de öyle çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani salonumu tekrar sevmeye başladım diyebilirim. Ta ki ne zaman artık canım iyice sıkılırsa o zaman burayı da değiştiririm. Şu anda Tyson salonun sandalyelerinde yatıyor. Salonu şu an en çok Tyson kullanıyor. Burada yatmayı seviyor. Peteklerini açmadım buranın kullanmadığımız için. Ama yine güneş aldığı için sıcak bir ortam. Salonun hemen yan tarafından bizi oturma odası karşılıyor. Şu an fark ettiyseniz en çok güneş alan oda burası. Burası böyle nasıl diyeyim size yine bir kolonla bölünmüş şekilde. Normalde iki üçlüyü karşı karşıya koyacaktım. Fakat kolon olduğu için koltukları bu şekilde koydum. Bana ortada da çok büyük bir alan açıldı. Yani şöyle söyleyeyim. Halının sığmayacağını ve koltuk altına gireceğini düşünüyordum. Öyle şeylerden pek hoşlanmıyorum. Kenarları silip süpürmeyi seviyorum. Ama halı da tam sığdı. Çok kötü bir görüntü de olmadı. Burada daha önceki evimde yatak odası, ilk evimde salon, ondan sonraki evimde mutfak, artık ne ararsanız o perde olan yine kreoze bir perde tercih ettim. Şimdi size detaylı bir şekilde göstereceğim. Koltuk takımlarımı burada çok seviyorum. Bunların oturumu çok geniş olduğu için çok rahatlar. Tek sıkıntıları artık Nilhan'dan dolayı eskimiş olmaları. Nilhan
Küçükken kusuyordu. Sonrasında kusma bitti. Kalemle boyamaya başladı. O yüzden eğer bu koltuk takımlarını elimden çıkartmayı hiç düşünmüyorum. İskeletleri falan çok sağlam. Galiba Divan Mobilya'nın da bu Adana'nın bir markası. Öyle olduğu için de diyorum ki en kötü ihtimal buradaki koltukları kaplatırım diye düşünüyorum. Diyorum ya 8 senelik evliyim. Daha böyle çok büyük eşya değişimine hiç gitmedim. Artık günümüz gençleri hemen sıkılıyor. Ondan sonra hemen bir değiştirme şeyine giriyor. Tabii ki maddi durumu el verirse neden ben de değiştirmeyeyim ama oturma odası için öyle bir şey düşünmüyorum. Salon için olabilir ama oturma odası için asla. Şimdi size genel bir çekim yapayım, anlatayım. Evet, oturma odası dediğim gibi en aydınlık oda. Şöyle şu an perdenin şekli görünmese de şöyle yaklaşırsam görünecek. Burada da kravize yine tül kullandım. Altta yine stor perde var. Burada vazgeçilmez olan kitaplığımız ve kitaplarımız var. Kitaplık tam olarak yerleşmedi, yani düzenli bir yerleşme olmadı. Şu an için idare eder. Şuraya şöyle bir çiçek köşesi yaptım. Çiçeklerimin birçoğu artık burada duruyor. Yani çiçekler için en uygun oda diyebilirim. Onlar da bayağı canlandı maşallah diyelim. Burada yine böyle sehpalarım var. Üçlü. Zigon. Burada da böyle kendi yaptığım çerçeveler falan filan var. Ve şurada yine kendi yaptığım, kendi tasarımım olan süs eşyaları var. Genellikle böyle şeylere para vermeyi değil, kendim yapmayı seviyorum. Burada da bir TV ünitesi var ve yanına da yine orkideyi getirdim. Orkide çok güneş sevmediği için o da burada duruyor. Yani burası böyle çiçekli bir oda. Artık oturma odasını daha samimi bulduğum için güzel bir şekilde kullanıyorum. Diğer evde dediğim gibi hem karanlıktı hem bundan çok çok küçüktü. Bu arada şu koltuğu da yamultmuşlar. Nilhan burada çok oynuyor çünkü. Şöyle durursa daha iyi sanki. O yüzden burada aynı şekilde severek kullandığım odalardan. Güzel, samimi geliyor bana, bilmiyorum ya. Dediğim gibi burası da 3500 kere denendi arkadaşlar. Hani çünkü fikir vereceğinizi biliyorum. Burasının da en oluru buydu. Bu şekilde burayı da dizayn ettik. Ha, bu arada burada da annemin yaptığı sepet var. Hasır sepet. Bunun içine de bir tane battaniye koydum. Akşam üstleri bazen serin olabiliyor. O zaman böyle bacağımı atmaya ya da üstümü örtmeye şöyle bir battaniye koydum. O da sanki buranın ambiyansıyla uydu gibi geliyor. En son göstereceğim. Şimdi gelelim mahrem alanına. Benim için burası mahrem alanı. Burada yine böyle fotosellı ışıklar var. Hem sese hem de önünden geçince yanıyor. Bunları da mavi yapmışlar. Bir garip duruyor. Burada böyle bir yüklük dolabı yapmışlar. Sadece çamaşır makinesi için yer düşünülmüş ama kurutma makinesi için yer düşünülmemiş. O yüzden biz de buraya zorla kurutma makinesini sığdırdık. Bu yüklük alanı benim için birazcık ölü alan oldu. Ama üstte yine şöyle bir raf olarak bana bir alan açıldı. Daha oraya da bir şey koymadım. Öyle çok az, 2-3 tane falan. Ev diğer evlerime göre daha büyük desem olmayacak ama daha kullanışlı diyeyim. Daha büyük değil, daha küçük de diyemem. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme demişler ama böyle dolaplar, şunlar bunlar hayat kurtarıyor. Diğer evimde giyme odası vardı. Biliyorsunuz orada çamaşır makinesi, kurutma makinesi falan duruyordu. Ama bir de orayı açıkta elbiseler durduğu için ayrıca bir enerji gerektiriyordu orası. Şimdi burada hemen çamaşırımı yıkıyorum. Üst katta kurutuyorum. Hemen alıyorum, yatak odasına götürüyorum. Gardırobum da kurulduğu için hemen koyuyorum. Dağınık olsa bile göze batmıyor. Orayı düzenledim. En azından dağınık olsa bile şöyle kapısını hop diye çekiyorum. Ve ben görmemiş oluyorum. Burada Nilhan'ın odası, burada yatak odası, burada da misafir banyosu diyeyim, biz kullanmıyoruz çünkü. Evet, banyo, duşakabini acayip geniş. Ben burada geçen gün storlarımı yıkadım. Ayrıca burası kullanılmadığı için şu an moplarım, fırçalarım falan filan onlar burada duruyor. Şuradan görüyorsunuzdur. Klozet burada.
Buraya bir banyo seti almak istedim ama hala almadım. Şu siyahtır, pembedir, onların kırılmasını bekliyorum. Şurayı çamaşırlık olarak yapmışlar ama ben orayı depolama alanı olarak kullandım. Üst tarafta da havlularım duruyor. Aynanın arkasına yine dolap olduğu için bakım eşyalarımın çoğunu oraya koydum. Yanda da en çok kullandığım bakım eşyaları var. Sonrasında saç kurutma makinesidir, diş fırçasıdır. Orada bir priz olduğu için o konuda çok şanslıyım. İşimi görüyor. Altta da temizlik malzemelerimin durduğu bir dolap var. Bu arada şu yüklüklediğim yerde de geri kalan temizlik malzemelerim duruyor. Burada yıllardır kullandım. Banyo paspaslarını kullandım. Yeni bir şey almak istemedim arkadaşlar. Gerçekten bana elde varken almak israf gibi geliyor. Mesela yeni çıkan bardak takımlarını çok seviyorum ama almıyorum. İçimde kalıyor. Böyle hepsi kırılırsa belki birer takım yaparım. Sonra gelelim yatak odasına. Yatak odası ışığımızı da yakalım. O kadar geniş ki at koşturabilirsiniz. Gardırobum burada minicik kaldı ve burası bu gardırop giyinme odamdan büyük olan bir gardıropmuş. Şurada takı dolabım var. Orada yine annemin yaptığı bir sepet var. O taşınırken biraz çıkmış. Onu düzenleyeceğim. Onun taysına yatak yapacağım. Burada fon ve karartma perde kullanıyorum. Güneşlik yok. Yani tülün üstüne o perdeleri çekiyorum. Bu arada hiçbir yerde avizeleri göstermedim. Her zaman diğer evimde olan avizeleri kullandım. Yine yeni bir şey almadım. Burada böyle yatak örtüsünü falan kullanmak istedim. Çünkü gardırop geldi. Ne bileyim komodinler artık iki başta duruyor. Tam istediğim gibi. Bu arada biz bu şifon yeri kesmiştik arkadaşlar. Şurada normalde bir çekmecesi vardı. Biz bunu diğer evlerimde yatak odaları küçük diye kesmiştik ve bir daha birleştirilmeyeceğini düşünmüştük. Hakan'la dedim ki bu ev büyük, hani belki alabilir. Burayı bir deneyelim seninle. Yaptık. Orada çekmece olmadı. Sadece raf olarak kullanacağım orayı da. Biraz toz açısından kötü ama yine de iş görüyor. Oraya da bir sürü şey koydum. İşte burada parfümlerim falan duruyor. Bir burada kirli sepeti olayı bozuyormuş gibi. O çünkü beyaz. Bir de takı dolabı. Ama yine de benim gözüme batmıyor. Şöyle göstereyim size de. Orada da benim komodinim duruyor ve burada böyle bir çok 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 boşluk var. Biraz daha boşluk demeyeyim. Ve buradan da yine bir balkon var. Yazın burayı çamaşır asmak, kurutmak için kullanırım. Hemen burada da ebeveyn banyosu var. Burada klozet yok, lavabo yok. Sadece bir duş alanı yapmışlar ama baya baya büyük. O yüzden biz duş alma işlemlerimizi burada yapıyoruz. Diğer duşakabin kirlenmemiş oluyor. Burası bizim için rahatlık. Misafir geldiği zaman da ay kirli mi temiz mi derdine bakmadan direkt o kısma, yani diğer misafir banyosuna alabilirim. Evet, geldik çocuk odasına. Burası Niloşum'un odası. Burada böyle Trendyol'dan aldığım 5 kapaklı bir gardırop var. Bizi hayli hayli topluyor. Hatta şu kısmı boş kaldı. Sonra şuraya A101'den bir oyuncak dolabı almıştım. Bir de böyle 122 boyutunda bir yatağımız var. Eğer bunu yatakla gardırobu karşılıklı koyunca şu kadarcık bir alan kalıyor. Çocuk için sıkıntı oluyor. Burada daha önceden neredeydi bu perdeler? Mutfakta kullandığım perdeleri buraya getirdim. Bu şekilde tül koyduğum zaman Nilhan ayağını atıyor. Ondan sonra güneşlik koyduğum zaman ayağını atıyor. Kornişler sarkıyor. O yüzden bu sefer burada stor perde kullanmayı tercih ettim. Ve yatağın da gardıropla beraber çok şey yaptığı için, yer kapladığı için, ortada alan kalmadığı için camın önüne koydum. Yatak büyük olduğu için tek kişilik yatak örtüleri falan çok fazla gördüğünüz gibi kâr etmiyor. Kapısıyla da sürekli oynadığı için kapısını bağlıyorum. Bu yatağın bir temizlik boyasına ihtiyacı var. Geçen videomda da söylemiştim. En kısa zamanda bunu da beyaza boyayacağım. Şurada da şöyle bir şifon yeri var. Üstünde abajuru var. Karanlıkta yatmıyor. Şifon yer de yine Trendyol'dan alınmıştı. Bunu da yine bir internette Instagram'a yaptırmıştım. Perdeleri her zamanki fon perdeleri. Avize de yine aynı şekilde. Burada bir tane kirli sepeti yaptım. İlhan kreşte 2-3 kere üstünü değiştirdiği için
Çok fazla çamaşır oluyor. Bizim bazen o kadar bile çıkmıyor. O yüzden ben onunkini ayrı yaptım. 12 odasında ayrı bir şekilde duruyor. Burada da kuzumun makyaj masası. Benim parfümleri, şunları bunları buraya taşıyor. Kendi kendine oynuyor. Nihan'la bu arada eskiden oturma odasına oyuncak taşıması konusunda hiç anlaşamıyorduk. Şimdi yine getiriyor ama eskisi kadar değil. Bu arada bu odayı ben toplamıştım ama dün maalesef yine dağıtmış. Şimdi kapıyı bir açtım, şok oldum. Tekrar topladım, o yüzden nefes nefeseyim biraz. Oyuncaklarıyla artık burada oynuyor. Yani burası onun oyun alanı. 3-5 tane yine oturma odasına getiriyor ama eskisi kadar oturma odası dağılmıyor. Odasını sevmesi de benim için çok güzel. Oyuncak dolabı var zaten. Bazen ona toplattırıyorum, bazen kendim topluyorum. Ama genel hatlarıyla Nilhan'ın odası da bu şekilde. Evet, buranın kapısını çekiyorum. Tyson'dan Nilhan'ın alıp veremediği şeyler var. Tyson sürekli Nilhan'ın yatağına çişini yapıyor. Yatağı büyük aldığım için birazcık pişmanım. Ama bizim de çok işimizi gördü. Bu konuyu da inkar edemeyeceğim. Şimdi gelelim mutfağa. Bu alandan çıkıyorum. Bakar mısınız evin güneşine? Maşallah diyeyim. Yani şu an kalorifer yan masada olur. Güneş ısıtıyor. Şimdi geldik mutfağa. Evet, geldik mutfağa. Girişte şöyle büyük bir petek var. Şurada da damacanayla patates soğanlık var. Sürekli toz olup benim de her gün neredeyse sildiğim bir şey. Burada buzdolabı var ve kapının arkasına yine şöyle büyük derin derin dolaplar yapmışlar arkadaşlar. O dolaplar yarısı boş ve beni çok iyi bir şekilde topladı. Burada fırın çekmecesi, daha doğrusu dolabı diyeyim. Yine derin bir dolap var. O dolabın içi düzenlenecek. Diyorum ya, sadece her şey yerini buldu. Mikrodalga kullanmadığım için burası boş. Burada da işte ballar, reçeller, koku makinem var. Onu kullanıyorum burada. Çünkü bu ara hasta olduğum için cam kapı çok fazla açmıyorum. Bugün hava güzel diye açtım. Mutfak bu şekilde. Airfryer önceden burada duruyordu, diğer mutfağımda. Burada o köşeye aldım, priz sıkıntım olmadığı için. Ocak ve aspiratörün beyaz olması gerçekten çok iyi. Eskisi kadar ocak ve aspiratör başında vakit harcamıyorum. Şurada saksılarımı koydum. Buraya bir perde aldım. Yine diğer perdelerinden farksız. Şuradaki de aynı şekilde takım olsunlar diye. Böyle bir eve bir şey alırken diğerleriyle de uydurmaya çalışıyorum. İkisini aynı anda değiştirmiyorum. Yani bura beyazsa, burada bu varsa buna uygun burayı alıyorum ki başka bir yere gittiğim zaman sıkıntı çekmeyeyim. Sonrasında yine tezgah önü, lavabo önü cam var diyeyim. O bazen iyi, bazen kötü. Temizlerken çok kötü. Bazen de su sıçrıyor. Temizlemesi biraz zor. Sonra burası boydan boya tezgah ve dolap. Şurayı çay kahve köşesi yaptım şu şekilde. Üste de çay bardaklarıdır, kupalardır, kahve fincanlarıdır falan var üst dolaplar. Dolapların geneli boş ama hepsinin ayrı ayrı tek tek düzene ihtiyacı var. Tyson'ın mama kabı da burada. Onu burada gözümün önünde olsun diye koyuyorum. Yerler kahverengi. Sürekli silmiyorum artık. Diğer evde beyazdı. Her gün günlük silmek zorunda kalıyordum. Mutfak masasını biri geldiği zaman biraz daha ortaya çekiyorum. Ama biri yokken, üçümüz varken bu şekilde tercih ediyorum. Buraya yine televizyonumuzu astık. Televizyon da burada. Balkonda şu an Nilhan'ın skuteruyla motoru var. Onlar aşağı inecek. Balkonda yine masa sandalyem duruyor. Cam balkon yok ama şöyle ambalaj koydum. Görünüyor mu bilmiyorum ama kar yağdığı zaman eğer oraya gelirse ambalajla masa ve sandalyeleri kapatacağım. Geçen gün orayı da topladım, düzenledim. Mutfak gerçekten diğer evime göre biraz kötü görünebilir. Ama kullanış açısından muhteşem. Tek mutfakta sevmediğim şey şu arkadaki desenli tezgah arkası mı deniyor ona? O. Onun dışında sevmediğim bir şey yok. Ama şöyle genel bakınca da fena durmuyor. Burada arkadaşlar daha önce antrede duran halıyı kullandım. Buradaki halıyı da antreye koydum şu şekilde. Bu burada çok iyi oldu. Çünkü yıkanabilir olduğu için ben bunu kirlendiği zaman direkt makineye atabilirim. Diğer büyük halılarım yün halıydı. Onları yıkamam imkansızdı. Yılda en az 3-4 kere mutfak halısı yıkamaya gidiyordu. O dertten de kurtuldum. Mutfak genel hatlarıyla böyle. Thank you.
genel hatlarıyla bu şekilde. Memnun muyum? Evet, evin enerjisi gerçekten çok güzel. Taşındığım günden beri söylüyorum. Tek sıkıntı burada birazcık hasta oluşum. Taşındığım haftadan sonraki haftadan beri, yani 3 hafta oldu herhalde, 2 haftadır hastayım. Bu da evin belli düzenlerini kuramamama neden oldu. Yani normalde bu kadar dağınık olmazdı. Ya da işte ne bileyim, şuradaki siyah şeyler görünmüyor. Onlara bir çare bulmam lazım, onlara bulurdum ama canım gerçekten hiçbir iş yapmak istemiyor. Şu an olanla yetinmeyi düşünüyorum. Sonrasında zaten biliyorsunuz düzen sevdiğimi. Hep beraber dolap işleridir, şudur budur, detaylı bir düzene kavuşuruz diye düşünüyorum. Dolaplar mutfakta büyük olduğu için at at verdim. Kullanırken de gerçekten at at vermiş olmama rağmen hiçbir zorluk yaşamıyorum. Bu da güzel bir şey. Bu evde tek sevmediğim şey, gerçekten şu tezgah arkası oldu. Sadelikten yana olduğum için onlar biraz göz yoruyor. Onun dışında da kötü bir şey hissetmedim. Yani genel hatlarıyla güzel bir ev, sıcak bir ev, ısınma problemi olmayan, ara kat, güneş alan, yazın ne yapacağız onu bilmiyorum ama genel hatlarıyla güzel bir ev. Umarım sizin de hoşunuza giden bir ev turu olmuştur. Bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beni buraya kadar izleyip değerli vaktinizi bana ayırdığınız için de ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.